Bunun şikayetinde bulunuyorlar zaten de. Evet, herkese iyi günler. Bugün yayınımızın konuğu Tofaş Baş Antrenörü Orhun Ene. Koç hoş geldin. Üç tane soru soracağım. Bir tanesi TBL Ligi Avrupa'daki profesyonel ligler arasında oyuncu ve koç bütçesi anlamında en iyi, en üst düzey 10 ligden bir tanesi gibi duruyor şu an. Ve Denizli'de başlayan bir federasyon kupası elemeleriyle şimdi de sonuna doğru geldiniz. Ondan sonra da lig başlayacak. Böyle bir ligin daha değerlenmesi için sence bu ligin organizasyonunda hangi konuların ön plana çıkması lazım? Nelere dikkat edilmesi lazım? Şimdi koç, ben sana koç diyorum. Rahat ol. Şundan dolayı diyorum. Esasında senin basketbola girişin, yani oyunculuğun ötesinde koçlukla başlayan bir şey olduğu için biz hep koçları koç olarak görüyoruz. Ne yaparsa yapsın. Hangi işle uğraşırsa uğraşsın. Şimdi tabii ya bunu konuşalım. Ben de fikrimi söyleyeyim ama ya Türkiye'nin de bir gerçeği var. İşte bizi yönetenler, biz de bu organizasyonu beraber içinde bulunan ama bu organizasyonun yönetim kısmında olanların ajandası bizden farklı. Onlar bu ajanda içerisinde nasıl kendilerinin fikirleri, düşünceleri, oradaki dinamikler nasılsa onlar öyle yönetiyorlar. Biz hep böyle bu dönemlerde hep böyle problemlerle ilgili insanların fikir aldığı, konuştuğu dönemlerdir ama ben bu ülkede de benim gördüğüm buradan alınan, çıkarılan sonuçların en az kullanıldığı ülkelerden biri de Türkiye'dir. Yani esasında burada yaşayan insanlar buranın daha iyi işlemesi için daha çok söz sahibi olup bu konuda fikirlerinin daha değerli olması gerekirken bu sistemin işleyişindeki geleneklerden dolayı buranın kendi bürokrasisinden tutun işte kendi iç dinamiklerine kadar en az öncelikli şey de bu insanların yaşamını rahatlatmak ve problemlerini çözmektir. Yani bu bana göre bugüne kadar çözülmedi. Yani biz gene konuşalım, fikrimizi söyleyelim ama bir gerçek var. Türkiye'de bir taraf çok profesyonelleşirken bu işte, yani basketbolun içindeki teknikti, oyuncuydu. Bir taraf çok profesyonelleşirken, üst tarafa giderken, diğer taraftaki bölümler bu kadar profesyonelleşmediği sürece, orayı yakalamadığı sürece bu problemler çözülmüyor. Yani baktığınız zaman tabii değerli bir lig ama bu değer de sadece parayla ölçülen değerde bir lig. Bugün bu lige baktığınızda ben şöyle söyleyeyim size, oynanan basketbolun muhakkak kaliteli basketbolun oynandığı dönemler var ama Avrupa'da bir İtalya 2. ligine, bir İspanya 2. ligine baktığınızda, Alman ligine baktığınızda oralarda daha kaliteli basketbol oldu genelinde yani. Daha kaliteli bir basketbol olduğunu da görüyoruz bu kadar bütçeler olmasa da. Burada bence en büyük problemlerden biri yıllardan beri ben burada takım çalışıp çalıştırıp hep tekrar birincilikte ikisinde beraber antrenörlük yaptığım için bir tecrübe ediniyorum. Yani buranın bir geleneği var. Geleneksel bir maç düzeni var. Oyuncuların geleneksel bu düzen içerisinde bir oyunculardan kaynaklanan bir denge var. Antrenörlerden kaynaklanan ve bu genelde değişmiyor yıllardan beri. Belki setler değişiyor. Yeni taktikler oluyor ofensif, defensif anlamda ama bazı şeyler gene aynı kalıyor. O da bana göre basketbolu güzelliklerini arka plana itecek derecede bir sertlik var. Bu hiçbir zaman değişmiyor. Sertlik yani belli taktikler var. Bunlardan bir tanesi işte herkes kendi düzenleriyle başlıyor. Herkes man to man ofenste, defenste oyununu oynuyor. Olmadı mı bir game changer bir savunma seçiliyor. O da olmayınca haydi beraber sertleşiyoruz diye bağırılıyor. Bunu mesela Avrupa'da gördüğünüz zaman bunu analiz edebilecek oradaki bu düzeni, bu tarzı basketbolu eğer çirkinleştiriyorsa insanlar otomatik olarak burada
basketbol oynamak isteyen tarafa şey yapıyorlar, daha fazla bu anlamda dikkatli davranıyorlar. Bir de oyunun güzelliği açısından da böyle olmalı bu. Ama bu bence birinci sıkıntı, buradaki bu geleneksel yıllardan beri kaynaklanan bu bakış açısının, bu mantalitenin değişmesi lazım. Yani insanlar bunlarla bir maçı değiştirip bir maçta maçı kazanacak duruma gelmemeleri lazım. Bunu bir kere sadece bu hakemlerle ilgili değil ama bu bir kulüplerin de bir bakış açısı. Yani buradaki yaşamak istiyorsan siz de buranın kanunlarında sen de öyle olmaya doğru zorlanıyorsun. Bu bence basketbolu çirkinleştiriyor. Basketbol her yerde, basketbol oynamak isteyen, oyunu güzelleştiren takım, oyuncuların bir kere daha çok kredisi olması lazım. Bunu bir kere bu bakış açısını